Bir uzmanla konuşacağım. Ona bu ayrılık sürecinde nasıl davranmam gerektiğini danışacağım. Fırat, Irmak'ın bana ve Şadi'ye zarar dokunacak biliyorum. Deniz'le ilişkim mahvedecek. Anlayışla karşılarsınız umarım. O yüzden ben bir müddet uzak duracağım sizden. Görüşmeyeceğim sizinle. Atıf'la huzurlusun biliyorum. Bundan dolayı asla seni suçlayamam. Yani ihtiyacın olan öyle birisi. Sana da tapıyor. O iyi bir adam. Güzel bir hayat kurabilirsin. Kurabilir miyim? Sen hep benim o güzel bakışlı küçük kızım olarak kalacaksın. Fırat, ben seni hala ölecek kadar çok seviyorum. Sadece sana olan güvenimi kaybettim yıllar önce. Sana doğru koşmak isterken hep kendimi uzaklara doğru kaçarken buluyorum. Seni suçlayamam. Annen gibi olmak istemiyorsun biliyorum. Babanı bu kadar koşulsuz sevdiği için anneni affettiğin gün beni de affedeceksin. Geçmişten gelen çok yaram var. Onun için hiçbir şey yapamıyorum. Geçmişinden korkma Nari. Aileni toparla. Bu sana iyi gelecek. Bu seni sana kavuşturacak. Belki de sonra bana. Sen hep benim bir sürü hata yapmamı engelledin. Abim oldun, babam oldun, sevgilim oldun. Ama en önemlisi arkadaşım oldun. Öğütler verdin bana. Okulda korudun. Elimden tuttun, öptün. Buraları adım bile atmadan öğrettin her yeri bana. Hayatımdaki bütün korkuların kapılarını seninle açtım ben. Senin yaşamımdan yok olman çok büyük bir kayıptı benim için. Şimdi yine buradayız. Yine öğütler veriyorsun. Ben her zaman emrinizdeyim küçük hanım. Her zaman. Hadi gidelim güzel mangal yakalım şimdi ne dersin? Milleti eğlendirme görevini de ben üstleniyorum bu gece. Yoksa sabaha karşı cesetler vuracak sahil. Evet. Kasabaya nişana gitmiş hizmetliler. Yemeği biz hazırlayacağız. Evde kimse yok. Hadi.